Evet Eren, Tuğbe'ye öncelikle merhabalar. Eren'le başlayalım, daha sonra Tuğbe'yle geçelim. Eren, kamp nasıl geçiyor? Önce sen de hocam. Takım olarak cevap verirsem eğer, kamp gayet iyi geçiyor. Zaten geçen seneden beri birbirimizi tanıyoruz, iyi geçiyor. Kendi açımdan da ilk antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşadım. Elimde olmayan bir durumdu. Bundan dolayı üzgünüm tabii ki ama inşallah bol kampından öncesine kadar tedavilerim devam edip takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Tuğbe, aynı soruyu sana yönetelim. Dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla takım bayağı iyi durumda şu an. Zaten herkes ürünü tanıyor, biz hocamızı tanıyoruz, neler istediğini iyi biliyoruz. Oyuncu olarak hocanın istediklerini yerine getirmek zorundayız. Getirmeye çalışıyoruz da. Kendi maçımdan da milli takımdan geldim. Son gün talihsiz bir sakatlık yaşadım. Kasımda bir yırtık oluştu. Döner dönmez direkt tedavimize başladık sağlık ekibimle. Şu an gayet iyi. 2 günlük koşulara da başladım. İnşallah Bolu kampına tam hazır şekilde takımla beraber çalışmaya başlayacağım. Sen de devam edelim. Bursaspor'un genç futbolcuları geçen sene büyük bir parlama yaşadı. Bu sezon transfer tahtası açılması halinde tekrar biz genç futbolcuların o istekli oyununu sahada görebilecek miyiz? Tabii ki de göreceksiniz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Geçen sene tecrübesizdik. Bu sene biraz daha tecrübelendik. Eğer transfer tahtası açılırsa, tecrübeli oyuncular gelirse rekabet ortamı oluşacaktır. Bu bizim için de bayağı bir yararlı olacak. Bu nedenle soracak olursanız bizim Avrupa hedefimiz var. Milli takım hedeflerimiz var. Bunun için bunlar çok önemli şeyler bence. Hem onlardan bir şeyler yaparız. Hem bizden daha iyi oyuncularla oynamak bizi de daha çok geliştirir. Evet, sen de aynı soruyu. Yani Kuvay zaten hemen hemen her şeyi söyledi. Tabii ki bu sezon ikimiz adına daha iyi geçecektir. Çünkü takıma belki tecrübeli oyuncular katılacak. Biz onlardan neler öğrenebiliriz kovalayacağız sürekli. Antrenmanda gerek kızacaklar, gerek destekleyecekler. Bunlar hep bizim gelişimimiz adına olumlu şeyler. Tabii geçen sene hepimiz birçoğumuz ilk defa profesyonel liglerde oynadık. Şimdi bu sene bir ligi tanıyoruz, ligi biliyoruz. Hocamızı biliyoruz. Arkadaşlarımızı biliyoruz. Yeni gelecek olan abilerimiz gelecekse onları tanıyacağız. Çok iyi bir takım oluşturup bu seneyi zaten her zaman söylediğim gibi bu spor armasına yakışır şekilde mücadelemizi vereceğiz. Ben ikinci bir görüntü olmayı istiyorum. Pablo Martín Bataja şu sporda şampiyonluk yaşadığında aslında ikiniz de çocuk yaşlandınız. Şu anda Pablo Martín Bataja ile aynı sahada antrenman yapıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizi nasıl etkiliyor bunu? Ben var. Evet, sen başladın. Pablo Martín Bataja zaten hani bizim için hem idol, hem efsane, hem şimdi hoca oldu. Yani bizim için pek tarif edilebilen bir duygu değil açıkçası. Belki Tuğbe'yi de hatırlıyordur. Biz U15'teyken bizde de bir kere Bakırköy'de antrenmana çıkmıştı. Yani o gün herkes böyle kür dikkat onu bekledi. Şimdi beraber antrenmana çıkıyoruz. Yani ben tarif edemiyorum o duyguyu. Aynen. 15 yaşında beraber antrenman yapmıştık tabloyla. O zaman bile heyecanlanmıştık. Herkes ona top atmak istiyordu. Ne yapıyor, ne yapacak? Kür dikkat. Ona bakıyorduk. Ne yapacak, nasıl çalım atacak, nasıl pas atıyor, nasıl iletişime geçiyor. Şu an bile mesela takımda herkes yönetiyor mesela. Onun içinde bazen siz de görüyorsunuz oyunlara giriyor. Ya orada nerede duruyor, takım nasıl yönlendiriyor, arkadaşlar nasıl iletişim haline geçiyor. Bunlar çok önemli. Benim için de çok büyük bir etken olacak bu sene. Beni çok geliştireceğini düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız. Çünkü aynı mevkide oynuyoruz. Ben ondan çok şeyler kapacağımı düşünüyorum bu sene. Sürekli gideceğim yanına hocam. Bana neler eksik, nelerim eksik, sürekli soracağım, bahsedeceğim. Çünkü bu benim gelişimim için, kendim için Bursaspor'un efsanesi. Bursaspor'un efsanesi, Pablo. Herkes ona, nasıl diyeyim yani, efsane gözüyle bakıyor. Bizle aynı sahaya paylaşıyor. Bizim için büyük bir şey. Bursaspor'un altyapısında yetiştiniz. Bu şehirde büyüdünüz. Bu sezon taraftarın karşısında oynayacaksınız. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Heyecanlı mısınız? Vallahi abi ben Türk Savunma Yetim'le söylüyorum. Geçen sene taraftarım olmaması ve benim iki gol attığım Bandırma maçında taraftarım olmaması benim belki de hayal kırıklığımdı. Yani en büyük hayalimin gerçekleştiği günde taraftarlarımızla birlikte olmamak benim için hayal kırıklığıydı. İnşallah bu yıl o hayal kırıklığını tekrar aynı senaryoyla ama bu sefer taraftarlarımızla birlikte yaşamak istiyorum. Bence bu sene daha farklı olacak her şey. Taraftarımız da arkamızda olacak. Saha içinde bizi destekleyecekler. Biz de bu destekten daha da yararlanıp daha da iyi bir şekilde mücadelemizi vereceğiz. Ben buna sonuna kadar inanıyorum. Taraftarımızla bir başarı elde edeceğiz bu sene.
Ben şunu sormak istiyorum. Öncelikle başarılar diliyorum size. Umarım sezon sizin için çok iyi geçer. Avrupa ve Türkiye kıyaslaması yapmak istiyorum ben. Bizim ligimizde 18, 19, 20 yaşındaki futbolcular biz genç, hatta 25'e kadar genç futbolcu olarak düşünüyoruz. Ama bugün Şampiyonlar Ligi finalinde 18-19 yaşında futbolcular oldukça üst düzey seviyeli performans gösteriyorlar. Sizce Avrupa ve Türkiye'deki bu farkın sebebi ne? Sizin bu konuyla alakalı görüşleriniz ne? Ben başlayayım abi. Ben tamamen bu konuyla alakalı mentalitenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitiminden, futbol eğitiminden gerek normal eğitimine, eğitim öğretimine her şeyin etki ettiğini düşünüyorum bu konuyla alakalı. Yani sonuçta oradakiler de insan, biz de insanız. Tamamen yetiştirilme biçimiyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Benim bir takım arkadaşım var Avrupa'da oynayan. Soruyorum. Orada orayla burayı arasında çok büyük fark var diyorlar. Orada çift antrenman yapıyorlar. Her gün çift antrenman yapıyorlar diye. Ben Türkiye'den Avrupa'ya gidince ben Türkiye'de antrenman yapmıyormuşum diyorlar mesela. Çünkü ilk gittiğim antrenmanı kustum diyorlardı. Biz burada öyle bir şey yaşamadık şu ana kadar. Belki biz de gitsek biz antrenman yapmıyormuşuz diyeceğiz. Bunun için Eren de dediği gibi yetiştirme her şeyin başında mental güçlü olmamız gerekiyor. Mental güçlü olursak eğer her şey başarılı olacak. Mustafa Er'le diyaloğunuz nasıl? Genç futbolcular onun da ilgisi büyük. Kendisinin de yaşı aslında tek bir adamlık bağımında olduğumuzda genç. İletişimimiz nasıl? Sizle birlikte o da maç yapıyor, sahada yer alıyor. Ya hocamızla iletişimimiz her zaman iyiydi. Antrenmanlarda siz de görüyorsunuz işte takımla birlikte bize katılıyor. Gerek özel kenara çekiyor, konuşuyor, uyarılarda bulunuyor. Bazen bağırıyor, bazen şey yapıyor. Bunlar bizim gelişimimiz için hepsi. Hocamız bize güveniyor, biz de hocamıza güveniyoruz. Zaten geçen seneden de bizi tanıyor. Neler yapabileceğimizi, nasıl denir, potansiyelimizin farkında. Biz de hocamıza güvenerek istediği her şeyi yapmak için gayret gösteriyoruz. Altyapıdan tanıyoruz zaten Mustafa hocamızı. Sürekli bizle ilgileniyor, sürekli bizim gelişimimiz için bize bağırıyor. Bağırması çok normal. Bizim gelişimimiz için, bizim iyiliğimizi istediği için böyle yapıyor. Mustafa Hoca'nın dediklerini bu sene daha da iyi yapmaya çalışacağız. Geçen sene tecrübesizlikler oldu, yapamadık. Ama bu sene öyle olmayacak. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Bu sene her şey daha farklı olacak. Kısa vadede olarak bakarsak şu anda mevcut kadroyu. Hedefi futbol süper geç kalmak. Ancak sizin uzun vadede olarak hedefleriniz neler? Tabii ki. Yani kısa vadede ve uzun vadede hepimizin bir hedefleri, hayalleri var. Benim hayallerimden bazıları yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Tabii ki Tübey'in de gerçekleşmeye başlamıştı. Hepimiz altyapıda oynarken burada oynamanın hayalini kuruyorduk. O hayal hedef oldu. Hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdi hayallerimizin hedef olabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Ben de tabii ki önümdeki örnek en yakın arkadaşım Bahsin'in abisi Enes Ünal'ın izinden bu sporu oynayıp Avrupa düzeyinde ve milli takımlarda oynamak istiyorum. İlk hedefim bu sene için söylemek istiyorum. Bu sene Bursa Spor'u Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Süper Lig'e çıkartırken bizim de desteklerimizin olmasını istiyoruz. Ondan sonraki hedefim milli takım oyuncusu olmak istiyorum. A milli takıma gitmek istiyorum. Ondan sonra Bursa Spor'u en iyi şekilde Avrupa'da da temsil etmek istiyorum. Hedeflerimden birisi orası. En çok istediğim kulüp de Manchester United. Orada oynamayı çok istiyorum. Ben başaracağıma inanıyorum. İnşallah her şeyin başı buradan geçiyor. Burada ne kadar iyi performans sergilersek o kadar göz önüne alıyoruz. Son sorusu ben sormak istiyorum. Çok genç yaşlarda Bursa Spor'da forma giyiyorsunuz ve bu şans size geldi. Bu sizin üstünüzde herhangi bir baskı unsuru oluşturuyor mu? Yoksa gerçekten çok rahat mısınız? Bu görüş olarak bunu size sormak istiyorum. Neler düşünüyorsunuz? İlkten başlamak istiyorum. İlk zamanlar sahaya çıktığımda ayaklarım şişiyordu. O kadar heyecanlıydım ki. Gecede erken yatıyordum mesela, sabah bir kalkıyordum. Her yerim ağrımış bir şekilde. O kadar bir baskı vardı ki üstümde. Hep kendimi unutuyordum. Hadi bir şey olmaz. Sen bunu da atlatırsın falan, ama öyle olmuyor. Çok büyük bir baskı var. Ama zaman geçtikçe bir baskıyı kırıyorsun. Son zamana doğru siz de fark etmişsinizdir belki. Kırıyorsun yani. Baskı tabii ki oluyor. Yani herkes de oluyordur. Sadece bizde değil ama bizim ne kadar çok baskı hissetmemize sebep olan unsurlar olsa da bir o kadar da bizi rahatlatan unsurlar da oluyordu. Taraftarlarımız destek oluyordu, abilerimiz destek oluyordu. Yani bundan dolayı ben o konuda sadece mental eşiği atlamada biraz zorluk çektim. Baskı olarak bir problem yaptım. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Sağ olun.